açıklama yapıyor. Hemen oraya dönelim arkadaşlar, Çağlayan Adliyesi'ne. Çocuğun evliliği bile demek istemiyorum. Pedofiliyi yaygınlaştırmak isteyen bu zihniyete karşı en sert cümlelerle gerek bu kız çocuklarını korumak, gerek toplumda dezavantajlı diğer kişileri korumak her vatandaşın ödeviydi, ödevi. Bu nedenle verilen karar bizi hiçbir şekilde tatmin etmedi. Gerekçesi nedeniyle istinaf incelemesine götürerek bozulması ve hakaret suçunun oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararını almak için biz de görevimize aynen devam edeceğiz. Yargılama nedense bir çekişme halinde geçiyor. Meslektaşlarımın savunmak için kurduğu cümleler dahi kısıtlanmak ya da bölünmek isteniyor. Şahsileştiriliyor. Bütün bunlara rağmen biz sonuna kadar müvekkilimizin suç işlemediğine inandık. Halen de bunu söylüyoruz. İtiraz sebebimiz de zaten bu olacak. Ortada suç yokken neyi hukuka uygunluk sebebi kabul ediyorsunuz da suç var ama hukuka uygun bulduk bunun söylenmesini diyorsunuz. Bu cumhuriyetin korunması için her bireyin sonuna kadar cesurca arkasında durması gereken davalardan biridir. Bu yağmur altında gelip bize destek olduğunuz için teşekkür ederim. Evet, yani iki önemli şey var. Birincisi yargı güvenliği. Zaten biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin kararları bile bir ülkede uygulanmıyor. Yani giderek yargıya güven azalıyor. Bugün de bunu yaşadık. Bu davanın savcısının vermiş olduğu mütalaa olacak şey değil. Öncelikle Zafer Arapgirli'nin bir suç işlediğini ifade ediyor. Devamında ama bunun o yapılan açıklamaya bir tepki olduğu için de herhangi bir ceza verilmemesini söylüyor. Asıl tehlike burada. Yargıç da bütün uyarılarımıza rağmen, eleştirilerimize rağmen, savunmalarımıza rağmen aşağı yukarı aynı gerekçeyle yine bunu kabulle bir karar verdi. Sonuçta beraat kararı verildi. Ama dediğim gibi idareyi maslahatçı bir tutum. Yani günü kurtarmak. Burada yani yargıçlara, savcılara görev düşüyor ama bugün genel olarak yaşadığımız ama özel olarak da Zafer Arapgirli'nin yargılandığı davada yaşadığımız şey yargının giderek gerçekten daha da güvensiz hale getirildiği. Bunu pratik olarak yaşadık. Bunu kabul etmek mümkün değil. Biz avukatlar olarak misliyle aynı şeyleri ifade ettiğimizi yargıca da savcıya da hakkımızda suçluluğunda bulunabileceklerini söyledik. Aynı şeyleri tekrar türlü ifade ettik. Dolayısıyla yapılan şey şu, yapılan özellikle basında, kamuoyunda Zafer Arapgirli gibi ve daha başka birçok meslektaş, gazeteciler hakkında bu davalar açılarak anlaşılmaz bir şekilde böyle davalar açılarak aslında bütün toplumu susturmak, sindirmek isteyen bir yaklaşım bu. Bunun karşısında durmak lazım. Bugün Zafer Arapgirli'nin, yarın bir başkasının yanında durmak lazım. Özgürlüklerimizi, haklarımızı, demokrasiyi savunmak gerekiyor. Cumhuriyeti savunmak gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, 2018 senesinde yine böyle bir kış günü, yağmurlu bir gün, bu davanın ilk duruşmasına katılmak üzere bu binadan başım dik, kendimden emin olarak, vicdanım rahat olarak girdim. Bugün de değerli vekillerimin olağanüstü çabaları sayesinde buradan yine başımız dik ve beraat kararıyla çıktık. Bundan dolayı çok mutluyum. Ama esas mutluluğum toplumun dezavantajlı bireyleri ve onlar içinde de en fazla korumaya, korulamaya muhtaç olduğu ve bizim korumamız gerektiği kız çocuklarının haklarını burada yüksek sesle bir kez daha savunduğumuz için mutluyum. O yüzden alnım ak ve gururla çıkıyorum bu adliye binasından bugün bu beraat kararıyla. İçeride de duruşma yargıcının yüzüne de açıkça söylediğimiz gibi burada kendimizi suçlu değil, tam tersine suçlayan, eski tabirle müddei olarak görerek sanık sandalyesinde savunmamı yaptım. Çünkü biz o küçücük bireyleri, savunmasız bireyleri savunmazsak, orada sesimiz güçlü çıkmazsa, çocuk düşmanlarına, gözlerini pedofili hırsı bürümüş bir takım ahlaksızlara, bir takım şerefsizlere haddlerini bildirmezsek daha çok cesaret alacaklardır. Bu ülkede
hepimiz şu tarikat, cemaat kirliliğini yaşıyoruz, görüyoruz. Defalarca söyledim, içeride duruşmada da tekrar ettim. Bir HKG olayı yaşandı bu ülkede. Onların tekrarlanmaması için kız çocuklarımızın önce oyun, sonra okul, reşit yaşına geldikten sonra evliliği düşünebilecekleri bir Türkiye'nin hayata geçmesi hepimizin arzusu. Yani bu ülkede laikliğin gerçek anlamıyla hayata geçmesi hepimizin arzusu. Bunları savundum bir vatandaş olarak, sorumlu bir vatandaş, bir aydın olarak. Ama hepsinden önemlisi de bu toplumun tercümanı durumundaki, bu toplumun tek tek bütün bireyleri adına söz söyleme hakkını kendimizde gören bir basın mensubu olarak bunu yaptım. Görevimi yaptığıma inanıyorum. İçeride mahkemede de tekrarladığım gibi buradan bugün eğer beraat kararı değil 100 yıl hapis, 100 milyon lira para cezası, hatta idam geçerli olsaydı idam cezası alarak da çıksaydım aynı şeyleri dar ağacına kadar söylemeye devam edecektim. Bunu yaptığım için gururluyum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bravo. Evet, basın açıklamamız bitmiştir. Teşekkür ederim. Bunu yine katlayalım. Ben ayrı bir konuşayım seninle. Tamam. Evet, Zafer, Arap Kirliği'ye geçmiş olsun diyoruz.